Efendim, beni mi aradınız? Alo. Hacı babacığım. Efendim. Mikrofonum hayırlı olsun, mikrofonum. Ya çok güzel oldu ama bu ya. Sen istemedin mi? Ama çok güzel oldu ya. Sen istemedin mi? Ya nedir bu? Ya bunun güzelliği, bu estetikliği nedir? O meşhur şimdi bilmem artık. D12 derler ona, meşhur. D12 derler ona. O 50'li yılların en iyi mikrofonlarından bir tanesidir. Evet. Ama bu kadar mı estetik olur? Buna bir de eskiden de dudağını değil mi yaklaştırıp söylerdi. Evet, daha hoş oluyor o zaman. Ben de böyle bir sanatçı olsaydım keşke ya. Af buyurun, ne olsaydım? Sanatçı. Sanatçı, evet. Neci olmam lazım? Ha, bir şey demedim. Sanatçı olman şart değil. Siyasetçi de olman yeterli. Ha, doğru, yine konuşabilirim. Evet. Ama onlar ayrıca, öyle karizma... Yağlı güreşin cazgırı da olabilirsin. Orada da mikrofonda konuşabilirsin. Derdin senin mikrofonla konuşmak. Ama bu mikrofonla konuşmak. Yok. Şuna bakar mısın? Evet, bir zarafet işte. Tabii. Nasılsın acaba oğlum? İyisin inşallah. Allah'ıma hamdolsun gayet iyiyim. Çok da heyecanlıyım ve çok da keyifliyim. Oh. Şekilde görüldüğü gibi. Çok... Ben de fark ettim bugün dolmuş meyve, ananaslar. Şikayet ettin ya, niye meyveleri kaldırdın diye. İşte buyur bakalım ye ananas hazretlerini, yiyebilecek misin? Yani bir şey söyleyeyim, bu ananas bizim coğrafyamızda yetişen bir şey değil. Şimdi Allah taksiratını affetsin. Refik amca öyle diyor. Refik Halit. Refik Halit Karay. Yemekleri konuşalım. Bir gün yemek konuşalım. Bak yaz onu. Yemek mühim, çok mühim bir konudur yemek meselesi. Yemekleri. Hatta Refik Halit'ten onu okuyalım. Bilmem, o hepsi okunmaz onun canım. Bir kısmen okuruz ama yemek meselesi mühimdir. Şimdi Refik amca meyvelere dair 1920'de filan, 20-21'de yazdığı bir makale var meyvelere dair. Orada diyor ki benim coğrafyamda yetişmemiş meyvelerden haz etmem diyor. Muz bile olsa diyor, yani incir varken diyor muz yenir mi filan gibi. Bir de böyle bir şey var. O ananas görse herhalde söverdi. Haklı. Niye haklı canım, gayet güzel. Şöyle yani haklı, ne bileyim. Bu ananası mesela görünce insana böyle hayallere dalası geliyor. Palmiye ağaçları, işte sahiller bilmem ne. Böyle bir havası fena var yani. De güllü mesela, dans eden kızlar onunla bir şey takıyorlar. Fena mı? Değil tabii ya, bir hoşluktur yani. Bir hayallere böyle bir uzanıyoruz. Peki sen buraya yazmışsın. Utopia. Deistopia. Ya Türkçe yaz diyorum hacı babam. Bunlar... Peki sen yaz. Gerçi Latince, özür dilerim. Hayır Latince değil. Bu Latince değil mi? Hayır, Latin alfabesiyle yazılmış, Grekçe. O da adilane bir lisan en azından. Kimse yani, ama gerçi Grek... Yok. Yani Grekçe ile Rumcayı, Yunancayı birbirine karıştırmamak lazım yani. Grekçe başka bir lisan. Aşağı yani, çok farklı. Pek konuşulmuyor. O sadece akademik anlamda konuşulan bir lisan ama tabii ki bugünkü yani Yunanistan Rumcasıyla ve Anadolu Rumcasıyla akraba, yakın akraba, amcaoğlu ama farklı bir, yani çok farklı. Utopia. Utopia, bu Latin alfabesiyle yazdım. İstiyorsan sen onun Türkçesini Distopia. Yaz. Utopia'ya. Hayır, Utopia'sı ha, Türkçe. Utopia. Biz ama de öyle... Ama ben söyledim, yazdığımı okuyamıyorum. Öyle bir hayır, problem var. Efendim, yani. alış. Eşittir. Meal veriyorum. Meale. Aman Allah'ım, evet. Utopia. Utopia. İlk mektebe yeniden gitmen lazım. Evet. Yaz öbürüne de. Distopya. Hayalsizlik. Atma kafadan, yaz oraya distopya. Tam tersi. Yani evet, tam tersi ama öyle değil. An hayal. Ütopya. Biz bu tür kavramları o zaman Fransa'dan ithal ettiğimiz için Fransızların telaffuzuyla söylüyoruz. Mesela Arkimedes'e Arşimet diyoruz biz. Evet. Ama Arkimedes adamın adı, Arşimet değil. Fransızlar onu Arşimet diye okuyor. Yani yolda görsen Arşimet gel falan duymaz, hiç anlamaz. Kendi üzerine almaz yani. Arkimedes adamcağız. Niye zaten. İsim Türkçe'ye çevrilir mi? Aynen öyle söyleyelim. Arkimedes. Anladım hayatım ama biz onları Fransız kültüründen aldık. Yani Mektebi Sultani'de yetişenler falan, Fransızlar bunu Arşimet diye telaffuz ediyor. Bizimkiler de Arşimet diye. O zaman üstüne alınır yani, onlar Arşimet. Efendim, o zaman ne bilir Arkimedes, Fransızın nerede olduğunu bile bilmiyor. Fransızın kim olduğunu bile bilmiyor yani. Milattan önce Fransızların kaçıncı... anladığım kadarıyla işlerini biz evet. Bir taklit. Bu da oradan gelmiş. Ü sesi de oradan geliyor yani. Aslında utopya. 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 Ütopya. Ütopya diyoruz biz ona ama aslında utopya. Utopya aslında sonradan uydurma, bir uydurulmuş bir kavram. Kavramları da konuşalım. Kavramları not alıyorum. Anlamlarını ve değişen boyutlarını konuşalım. Şimdi
Topografya diye bir şey bilir misin sen? Aa. Nedir topografya? Yer bilimi. Yer bilimi. Yani yeryüzü. Yeryüzü bilimi. Evet. Yani. Çünkü yerin altı da ne var. Ne kadar derin, ne kadar değil. Yükseklikler falan. Haritalarda filan. Evet. Topografik haritalar vardır. Yükseltileri gösterir. Gerçi böyle. Tecahülü arifane yapmam lazım. Ah, aman canım, efendim bilmiyorum. Nereden bileyim filan demen. Sen yapma tecahülü arifane. Onu ben yapayım. Peki. Müsaade buyursa. Peki. Bunun içinde topos. Topos tam Arapçadaki ard kelimesi var ya. Yeryüzü. Evet. Yeryüzü. Ard. Evet. Ha. Tam bunun karşılığı. Tam bunun karşılığı. Topos. Ard. Utopos. Olma, olumsuzluk öneki. Olmayan arz, olmayan toprak, olmayan yerleşim yeri, olmayan şey. Şimdi. Yani senin dediğin gibi aslında içinde hayal kelimesi geçmemesine rağmen hayal mahsulü bir şey. Eyvallah, evet. Ama güzel bir hayal. Şu hayalin kötüsü de olur. Oraya da geleceğiz. Bu güzel bir hayal. İnsanlar, dünyada insanlık tarihi boyunca içinde yaşadıkları toplumlardan, o toplumların objektif şartlarından, yönetiminden, işte ekonomisinden, bilmem her şeyinden şikayetçiler, beğenmiyorlar. Yani hiç kimse, aman ne kadar iyi, ne kadar güzel bir yerde yaşıyoruz falan filan yok, diyen yok aslında. Pek nadirdir diyenler ve diyenlerin çoğu da zaten o, toprakları yönetenlerle sırt sırta vermiş, onlarla işbirliği içinde olan müreffeh. Krem döle krem dediğimiz. Ne dediğim şeyler bir daha söyle onu. Krem döle krem. Krem döle krem. Ay ne günlere kaldık. neyse. Kremanın kreması. Kaymağın kaymağı. Kaymağın kaymağı yani diyedin. Bizde de onu kaymak tabakası, o yüzden şey. Ha tabii canım, kaymak tabakası. Tabii. Krem aslında kaymak demek yani. Tabii. Bir şey daha. Kaymak tabaka. Kaymak tabaka. Oradan biz de onu tercüme etmiş mana. O çok da güzel ama yakışmış. Ama doğru. Çok ya, da güzel. Ooo şahane. Onların dışında herkes şikayetçi. Ama bir takım entelektüeller de, o toplumun aydınları, münevverleri de toplumun yapısından, işleyişinden, gidişatından memnun değiller. Bunun için oturup bir hayal toplumu kuruyorlar. İdeal toplum şöyle olmalıdır. Onun da adı Ütopya. Bunun ama bu adı koyan çok sonra koymuş bu adı. Eskiden beri bizim kendi geleneğimiz içinde, kendi medeniyetimiz içinde Eflatun dediğimiz Platon. Evet. Filozof Platon. Evet, onun Cumhuriyet ya da Devlet dediği bir kitabı vardır. Evet. Orada ideal devlet nasıl olmalıdır, nasıl yapılanmalıdır, nasıl çalışmalıdır falan bununla ilgili anlatıyor. Ama kendi dönemi şartlarında anlatıyor. Yani. Bugüne uygulamak mümkün değil. Yani ana fikir olarak belki oradan ilham almak mümkündür ama birebir uygulamak mümkün değil tabii. Zaten uygulanabilir bir şey değil. Ütopya olmasının sebebi bu. Uygulanabilir değil. Pratikte uygulanması neredeyse imkansız. O zaman şunu diyorum. Mesela benim bir hayata geçirilebilir bir fikrim varsa o ütopya olmaz. Bazı ütopyalar belki gerçekleştirilebilir, yaklaşılabilir ama dediğin gibi doğru. Eğer hayata geçirilebilirse zaten hayata geçirilir. Tamam. Bu biraz hayata geçirilmesi zor neredeyse. Ütopik bir durum. Ütopik bir durum dedikleri. Aynen, tebrik ediyorum sizi. Kahve içmiyorum. Sizin kahve yok mu? Yok efendim. Ben mikrofonum var. Bir ara... Bu bana yeter. Yetiyor mu? Görüyorum, bakıyorum, seviyorum. Yeter bu bana. Gerçi sen kahve falan içmezsin ama. Onu da konuşalım. Çay. Ben çay içeceğim. Çay, kahve ne muhabbeti. Mübarek. Çay, kahve muhabbeti çok önemli bir şeydir. Bunu da not alıyorum. Kahve dediğimiz zaman bizde mekanlar anlaşılıyor genellikle. Kahveye gidiyorum diyor filan. Kahvehane. Halbuki onun esas adı kıraathane. Kıraathane. Evet, konuşma, kıraat edelim. Okunan ve yüksek sesle paylaşılan yerler. Bunu konuşalım. Şefik Bey'e bir ödül verelim lütfen. Hızlı gelişmeler kaydediyor. Evet, teşekkür ederim. Evet. Çay ikram edebilirsiniz. Kafidir o. Evet, fazla abartmayalım. Teşekkür ederim. Bu hayal ettikleri, olmasını gerçekleştirdikleri, zihinlerinde kurguladıkları... toplum yapısını ya da devlet yapısını, genelde toplumun işleyişini diyelim, kayda geçirmiş birçok adam. Tarih boyunca her yerde var. İnsanlık tarihi boyunca bütün medeniyetlerde var. Bunlardan biri, bak oraya adını yazdım. Sir Thomas More.
Sir Thomas More vefat... Belli ki Sir bu. Yani kraliçenin ya da kralın ona verdiği bir asalet ünvanı. Ünvanlar veriliyor. Yani bizde de var o. Bey ünvanı verilir falan filan. Yani. Şimdi bu Sir Thomas More vefatı 1535. Yanlış hatırlamıyorsam. 1535. Yani düşüneceksin 16. Fatih Sultan Mehmet'ten İstanbul'u almış. Hemen sonra. Tabii. Vefatı. 1535. Bu hukukçu. Çok da dindar bir adam. Katolik. Bir Hristiyan. Dindar bir adam. Felsefeci. İngiltere'de. İngiltere'de. Hukuk felsefesi filan şey işi. Ve bu adamın o dönemin siyasetinden hiç memnun olmadığı için ve dönemin toplum yapısını eleştirdiği için bu kavramı oluşturuyor. Ütopya. Olmayan yer diye bir kavram oluşturuyor. Bu oluşturuyor. Onun oluşturduğu daha önce yok böyle. Daha önce yok, hayır. Şimdi onun oluşturduğu kavramdan hareketle geriye doğru baktığımızda ütopyalar adını koyabiliyoruz. Eyvallah. Anladım. Ama kavramı oluşturan o. Kendi kurmuş bu kavramı. Ütopya. Olmayan yer diyor. Ve bir ada hayal ediyor. İşte odadaki yönetim sistemi, toplumdaki iş bölümü, insanlar, hukuk nasıl çalışır, dayanışma nasıl olur, yönetim nasıl olur, güvenlik nasıl sağlanır, ekonomi nasıl işler filan. Muazzam bir kitaptır Ütopya. Yani hararetle tavsiye ederim. Türkçe'ye tercümeleri var. Mutlaka okumasını tavsiye ederim. Meraklısı tabii için tabii. Ütopya. Ütopya dediğim gibi olumlu bir hayal. İyi olması için. Daha güzel, daha başarılı, daha insanlığa artı değer üreten, insanları mutlu eden bir şey. Kendi dışındaki insanları da dahil eden. Kendi nefsi için bir ütopya düşünmüyor adam. Yani oturup da işte benim şöyle bir evim olsun da, şöyle bahçem olsun da, şöyle bir yatım olsun da, şöyle tayyarem olsun da, şunu olsun, buyum olsun. Öyle değil söylediği. Toplumun menfaati için, umum menfaati için düşünülen bir şey. Yani bir diğergâmlık aslında. Başkalarıyla ilgilendiren bir şey. Ama bunun da tam tersi var. O da distopya. Allah. Distopya. Distopya o aslında daha yakın. Daha yakın zamanlarda ortaya çıkmış bir şey. Distopya mesela hatırlayacaksın 1984 diye bir kitap vardı. George Orwell'in yazdığı bir roman 1984 diye. Orada bozuk, çürümüş, çalışmayan, insanlara zarar veren bir toplumu öngörüyor. 1984 yılında tamamen böyle faşist bir toplum, herkesin kontrol altında olduğu, özgürlüklerin sonuna kadar kısıtlandığı. Yani romanında bunu mu kurguluyor? Bunu kurguluyor. Bunu yoksa anladım. Dünya böyle bir hal mi alacak demek? Dünya böyle bir hal olacak diye 1984 yılında olacak diye 1947'de yazmış. Yazıyor. Bunu. 1984 yani, kitabına da dünyada bu halde olacak bir distopya koyuyor. Neden? Neden? Çünkü daha önce bir İkinci Dünya Savaşı yaşanmış. Bir Almanya faşizmi, İtalya faşizmi yaşanmış. İspanya faşizmi yaşanmış. Oh. Kitlelerin nasıl perişan edildiği, insanlıktan çıkartıldığı filan bunları görülmüş ve diyor ki böyle devam ederse bu sistem 1984'te bu yaygınlaşacak, dünyanın her tarafında böyle bir sistem olacak diye. Sonra bir ara bir filmler yaptılar. Ya sinemada konuşsak mı bir ara? Çok geniş bir konu ama konuşalım. Olsun, yok canım. İlkesel konuşuruz canım. Filmleri film demedim. Film demedim. Özür sinema ben, dedim. Pardon, evet. Çok özür dilerim. Yani sinemada geniş vakıra, sinemada geniş de özür diliyorum. Geri alıyorum bütün haykırtılarımı, heyecanlarımı benim biraz... Ama sinemayı da çok sevdiğiniz bir konu biliyorum. Bayılırım, bayılırım, bayılırım. Artık gerçi vaktimiz yok film seyretmeye. Ne demek canım, ayrı vaktimiz. Siz yaşlı... Vakit konusunu konuşmuş muyduk, zaman konuştuk mu biz? Konuştuk tabii. Gerçekten mi? O zaman zamanın hakkını verirsek... her şeye zaman ayırabiliriz. Şimdi hatta böyle bir ara Avustralya sinemasında bir çıkış oldu. Mad Max diye bir film bu. Evet, bu neydi bu adamın adı? Mel Gibson. Mel Gibson'ın patladığı meşhur oldu. Hasta olma. Beşere niye hasta oluyorsun? Severiz yani. O artık genümüz gençlik öyle konuşuyor. Biz de genç olduğumuz hasta olmaz. Sıhhatli olur. Neyse.
Distopya, işte bu Mel Gibson'ın falan patladığı o filmlerde hep bozulmuş bir toplum yapısı, artık vahşetin, insanlık dışı ilişkilerin, çıkarların, saldırganlığın falan hakim olduğu hukukun bir dünyayı. Olmadığı, hukukun tabii. olmadığı, hukukun ferde indiği, herkesin kendi hukukunu yapmaya kalktığı falan. Hatırlıyorsun değil mi? 3-4 tane yaptılar ondan aşağı. Yenisi çok güzel. Yani. Ha, öyle mi? Tabii. Öyle mi? Tabii. Neyse, neyse. Bakarım ona ben. Bir seyretmedim son şeyini. Onlar da distopya. Ha. Yani insanlığın sonunun geldiği, artık insanlığın insanlıktan çıktığı. Yani olumsuz, kötü şekli distopya, iyi bir hayal. Ben öyle, yani iyi bir hayal ütopya. Yani evet. Bunu bu kadar saattir bizi yani yormasan. Efendim hayır. Anladım, ben bunu yerli taşlar anladım, yerlerine yerli otursun da. Yani kötü hayal distopya, evet. İyi hayal ütopya. 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 Yani bu Mel Gibson'ın roman olmasına gerek yok. Filmde o film demek ki distopya bir film. Tabii çok var öyle distopik ya. Film. İşte 1984 de öyle bir şey. Yani insanlığın gidişatının sonucunun felaketini filan anlatan. Ya tesiri oldu mu bütün bunların? Onu konuşmakta büyük fayda var. Ütopya bir yapı anlatıyor. Yani dikkat et. Yani bir olaya karşı gösterilen tepki ya da bir toplumsal hareketi filan anlatmıyor. Onlar ütopya değil. Ütopya bir yapı, bir evet. toplum yapısı, bir devlet sistemi, bir ilişkiler sistemi bunu anlatıyor. İnsanlar hani Atlantis, Matlantis diye anlatırlar ya işte evet, orada herkes evet. bilgili, herkes iyi, işte halka iyi davranılıyor, her kimse kimsenin hakkına evet. geçmiyor. İşte saldırganlık yok, hırsızlık yok falan filan, yönetim istişare usulüyle seçiliyor, lider halkı için her şeyi yapıyor falan filan. Bunun kontrol edilebilir bir mekanizma olarak hayata geçirilmesi bu ütopya. Yani yoksa tamam, güzel bir hayal değil. O oraya indirgersek o zaman her güzel hayal ütopya olur. Değil. Hayır tamam, değil. Bu çok daha kurgusal, bir çok sistem, daha sistematik. Sistem önermesi lazım. Bir sistem önermesi lazım. O sistemin gerçekten hayata geçirilebilir, uygulanabilir olup olmadığı tartışılır. Çok zor. Zor. Çok, çok zor. Aslında da değil. Yani aslında değil. Ama yani bir sağa bir sola yatırdın acaba mı? Tam bu yani, yani zor. Ütopya hayatta geçmez demek bu. Yani işte. Şimdi benim çok ablacığımın, onu burada çok güzel bir sözü vardı. Kim söylemiş onu bilmem. Ben de çok severim biliyorsun senin ablacığını. Bir gün bana demişti ki, Şefik demişti ya. Ne oldu ablacığım dedim. Büyük bir hayali gerçek... Bak, özür dilerim. Ben özür dilerim. Ama yok doğru yani. Ha gelirler bir şey değil. Büyük bir hayali gerçekleştirmek istiyorsan, önce dedi büyük bir hayalin olacak kardeşim. Doğrudur. O kadar doğru bir şey düşünüyorum. Ya ama sonuçta hayal bile gerçeğe dönüştürülebiliyor demek ki. Ama ütopya daha zor. Ütopyalar yani dediğim gibi zaten neredeyse gerçekleştirilmesi imkansız. Ütopyayı, ütopyadan, ütopyayı kurgulamak güzel bir şeydir. Ama ayakları yere basan bir yapıya kavuşturmak lazım onu. Teorik olarak ayakları yere basar ütopyanın. Ama uygulamada pratikte zor. Pratikte neredeyse imkansız. Çok özür dilerim. Efendim, hayır ben Şefik değilim. Hayır, değilim. Değilim elhamdülillah değilim. Ha tabii. Memnuniyetle. Özür dilerim. Ben tabii ayrıntıya gire tabii memnuniyetle. Bak seninle konuşurken başka türlü konuşuyor, benimle konuşurken başka türlü konuşuyor. Öyledir. Bu işler adamına göre muamele. Bir tane mutlaka sözünü etmemiz gereken bir film daha var. 1984 romanını, Orwell'in o meşhur romanını. Tamam. Hayvan Çiftliği diye de bir kitabı vardır onun. Stephen King değil. Ayolo Hayvan Mezarlığı. Karıştırma elmalarla armutları birbirine. Ama haddine mi düşmüş Stephen King'in, George Orwell'in? Stephen King hakkında. Efendim mi? Rica ediyorum. Bir tanesi korku eğlence romanı yazarı, öbürü... Eğlence demeyelim. Korku romanı. Ama yani ne içine ya? Niye şimdi... Stephen... Yahu değil, George Orwell. 1984'teki... Okuyacağım çünkü. Ondan sonra hemen o yıllarda, zannediyorum ya 85'te ya 86'da, o yıllarda bir film daha yaptılar. Çok önemli bir sinema filmi yaptılar. Adı Brazil. Brezilya'yla falan hiç alakası yok. Filmin adı Brazil. Allah. Sadece o filmdeki ana tema olarak kullanılan şarkıyı çağrıştırmak için söylüyor. Ama hiç alakası yok Brezilya'yla. Biraz böyle bir küçük kuble o şarkıdan alabilir. Söylemem, hayır. Lütfen efendim. Asla söylemeyeceğim. Ya, mikrofon da var. İstemiyorum ya, mikrofon senin önünde. Ondan sonra sen şarkı söyle.
Hayır söyleme. Hayır çünkü söylerim. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Şarkı söyleme. Şarkı sor. Yeterince şarkı var. Şimdi o film mesela çok daha çarpıcı anlatır. Çok daha başarılıdır. Toplumun bu distopik toplumun yapısını çok daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer ve hakikaten insanın tüyleri diken diken olur. Çok dehşet verici bir filmdir Allah o. Allah. İmkanı olanlar mutlaka seyretmeli. Filmin adı Brazil. Brazil. Ben not aldım. Kimin olduğunu Brazil, bilmiyorsun. Brazil. Terry Gilliam ya da Gilliam nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Özel isim olduğu için. Terry Gilliam meşhur İngiliz yönetmen. Çok ilginç. Müthiş bir film bu. Şimdi ama bir şey var. Ütopya nasıl fiili anlamda gerçekleşmesi neredeyse imkansız, hatta imkansız bir hayal kurgu, bir kurguysa eğer, distopya bunun tam tersi. Distopya gerçekçi. Aa. Abi elbette. Distopya, mesela o 1984'te anlatılan, orada en önemli George Orwell'in koyduğu işte İngilizcesiyle Big Brother is watching you. Yani büyük birader, yani o toplumun lideri. Seni seyrediyor. O seni seyretmekten ziyade seni gözlüyor. Yani onun gözetimi altındasın. Yani her yerde kameralar filan var. Bugün onu yaşıyoruz. Evet. Değil mi? Yani kimse kimsenin artık mahrem filan neredeyse ortadan kalkacak. Değil mi? Tabii. Kameralar istediği yere kamera kurabiliyor. Hatta göremiyorsun kameraları. Buraya bir tane bir lambanın içine, bir tavanın bir köşesine, dolabın bir küçücük hap kadar bir şey koyuyor. Artık teknoloji o kadar ilerledi. O küçücük kamerayı koyarsın, çekim yaparsın. Hiçbir güvenliğin yok. Bu kameraların gene söylemiş miydim bilmiyorum. İki tarafı keskin bıçak demiştim. Yani bıçağı iki türlü kullanırsın diye. Evet, evet. Güvenlik açısından önemlidir. Mesela MOBESE dediğimiz, değil mi? Bizim mobil denetleme sistemi. Bu güzel bir şeydir. Neden? Çünkü suç işlemiştir adam, kaçmıştır suç mahalli. Onu hemen bulmana faydalı olur. Ama öte yandan bunu ters olarak da kullanabilirsin. Bıçağı ekmek kesip başkalarına paylaştırmak için kullandığın veya adamı öldürmek için kullandığın gibi insanları denetim altında tutmak için de kullanabilirsin. Evet. Artık insanlar mahrem alan ortadan kalktığında konuştuğu her şeyi aleyhine delil olarak kullanabilirsin. Tabii. Bir de cımbızla çekersin aradan. Tamam. Hem de nasıl kullanabilirsin onu? Bu bugün aşağı yukarı bu insanların robotlaştırılması, hatta benim kullandığım bir tabir var. O biraz çirkin bir tabir ama zannediyorum ki biraz yerine oturuyor. Zombileştirilmesi, insanların ruhu alınmış artık, şey yok. Sadece bir makine haline gelmiş, insanların bu hale getirilmesi ve bu anlamda, yani adam seninle telefonla konuşurken senin sesini kaydedebiliyor. Sen anlamıyorsun, sen diyorsun ki telefonda konuşuyor. Tabii. Halbuki senin sesini kaydediyor. Tabii. Senin görüntün de kaydediyor, anlamazsın bile yani. Adamın ceketinin bilmem nesinde senin görüntünü kaydediyor ve sen ona engel olamıyorsun. Olamazsın, tabii. Anlatabiliyor muyum? Böyle bunlar şeyler var. Bunlar mesela ütopyaydı yani. Distopya bunlar. Yani ama bir aralar bunlar ütopyaydı. Şimdi bu dedemi kaldırsan desen ki yani işte Hacı Şükrü kalk şuradan da bir bak bakalım şuna veya Hacı Şefik falan. Çok İnanamaz ya. Yani dediğin çok önemli bir şey. Bazen bir ütopya, yani olumlu bir şey, distopyaya dönüşebiliyor. Yani nasıl kullandığına bakıyor o işi. Çok ilginç. Topluma hizmet için, toplumun refahını ve hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiğin bazı sistemleri, o toplumu denetim altına almak, o toplumu terörize etmek, o toplumu marjinalize etmek, baskı altına almak için de kullanabilirsin. Toplumları yönetmenin iki temel yöntemi var. Birincisi insanları tek tip haline getirmek. Tek tip. İşte modada geçen konuştuğumuz. Yaşa, gibi. yaşa. Aynen bu. Tek tip hale getirmek. İnsanları tek tip. O zaman ha bir kişiye emretmişsin, ha bir milyon kişiye emretmişsin. Hepsi aynı davranışı sergiliyor. Vay. İkincisi bunun tam tersi, tam zıttı. Atomize etmek, bölmek toplumu. Küçük parçalara bölmek. Stalin'in, onun getirdiği metot o. Böl ve yönet. Ne kadar küçük parçalara bölersen o kadar kolay. Birbirleriyle irtibatını kaybeder. Şimdi ne yapıyor? Kulağına o kulaklığı bir takıyor.
Hiç duyamaz. Sen yandım ki. Allah diye bağırsan Allah'tan duymaz. Başka seni kimse duymaz. Arkadan korna çalsan onu da işitmez. Duymuyor tabii. Dünyayla bağı kopmuş. Hiçbir ilişkisi kalmamış. Sadece kendi başına. Dediğin gibi çok güzel. Her odada ayrı. Herkes kendi dünyasıyla meşgul. Ya vallahi. Kimse başkasıyla ilgilenmiyor. Başkasıyla ilgilenmek bizim için esas olan. Başkasıyla ilgilendiğin sürece insan olmaya başlıyorsun. Ya bu bir ütopyanın distopyaya dönmesi işte bu. Aynen öyle. Evet. Ütopya bazen kimin elinde kullanıldığı, çok doğru bir tespit bu. Kimin elinde ve nasıl kullanıldığı önemli. Bir ütopya bazen hakikaten distopya. Ve ben bununla ilgili o madem öyle bu Brezilya söyledik, bir tane daha var. Black Mirror diye bir dizi var. Black Mirror. Evet. Siyah diye, ayna, kara diye bir ayna. Dizi var. O dizinin 3. bölümünde her bölümde farklı teknolojik gelişmelerin insan hayatındaki etkisi. Mesela gelecekte böyle bir teknoloji olacak, böyle bir hayat olursa işte nasıl bir hayat olacak falan. Hani aynı şey, bizim şu anda yaşadığımız distopyayı düşün. Onun eskiden ütopyasını kurmuşlar ve biz onu yaşıyoruz şu anda. Böyle bir dizi Black Mirror diye. Onun 3. bölümünde bir şey yapmışlar. İnanamazsın. Ama anlatma, seyredeyim. Peki seyret, tamam. Seyredeyim. Onu ya da sinemalar bölümünde konuşalım. Peki, peki kavramlar bölümüne bir atıf yapalım mı şimdi? Lütfen at. Şimdi Black Mirror. Atınız. Değil mi? Evet. Black siyah mı demek? Evet, doğru. Mirror ayna mı demek? Evet. Tamam. Siyah ayna dersem ne anlarsın? Kara ayna dersem ne anlarsın? Bunu not alıyorum. Bunu not alıyorum. Kara çok daha kötü bir şey anlarım. Da. Kara olumsuz çağrışım tabii. Yapıyor değil mi? Ama kara ya, korkunç bir şey. İşte bu kavramların zihinde uyandırdığı alt çağrışımlar. İnsanlar konuşurken nasıl konuşuyor ve hangi kelimeleri seçerek söylüyor? Siyah ayna dediğin zaman koyu renkli, camı koyu renkli bir ayna anlıyorsun. Kara ayna deyince aman Allah'ım ne korkunç şeyler göreceğim o aynaya bakınca falan gibi algılıyorsun. Bunu herkes yapar. Çok tabii, yine öyle bir film mi vardı? Kara Cuma, Kara Cumartesi mi? Öyle bir şey vardı. Yani kara bilmem ne diye öyle bir film vardı. Kara mı siyah mı yani? Şimdi? Halbuki siyah desen yani renk. Renk ama kara dediğin zaman. O başka halbuki bir. Halbuki aynı şey ikisi de. Ama işte alt çağrışım önemli. Buna istiyorsan yaz o kavramı. Yazıyorum. Konnotasyon derler. Konnotasyon. Konnotasyon. Konnotasyon denir. Konnotasyon. Alt çağrışım. İyice öğrenin zihinde uyandırılan alt konnotasyon. Çağrışım. Hava atarım. Tamam. Efendim ben yeter, hakikaten ne olur dersimi çalışmak istiyorum. Hayır gideyim abi. Ya bana söyle, benim yüzüme söyle, yüzüme. Git ayıp, oğlum artık. Ayıp olur diye söyle. Yok ayıp olmaz. Ha, gelip seni götürecekler. Ayıp olmasın vallahi diye seni götürecekler. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni, ya, hakikaten benim için çok böyle... Yani çok bu yani hani bir de tahtaya ben gelmeden bir şey yazıyorsun ya, çok güzel oluyor. Yani. Hani normalde şey olur, hani öğrencisi haftaya bundan, yarın bundan soracağım mesela, onu yazarlar. Evet. Ben geldiğim zaman o sürprizle karşılaşıyorum. Daha iyi değil mi? Daha iyi. Değil mi? Daha böyle heyecanlı oluyor mu? Bir de zaten hiç bilmiyorum da zaten, hani Latince matince yazıyorsun bazen. Evet artık bir bundan sonra. O da daha da güzel oluyor. Evet. Lisanı değiştirebilirim evet. Şunu alıp giderken götürebilirim. Ya lütfen. Evde. Tabii rica ederim. Bu nasıl kesilir falan bilmem. Onu daha iyi. Efendim gayet güzel kesersin. Alırsın bıçağı eline. Tepesinden yani bu kesersin. Tahtaları mahtaları kesiliyor mu? Tahta böyle? Değil çocuğum. Şu ona. Çiçeği gömüyor muyuz? Ekiyor muyuz onu? Ne onu evet ekersin. Çok güzel yetişir. Ama bu da... Hayır bunu yemesen... Lütfen böyle... gider misin artık? Bunu alayım lan öyle. Öyle. Hadi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Güle güle. Güle güle. Ben bir nefes alayım şimdi. Oh, oh. Allah'ımıza hamdolsun.